Hocam hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah Allah utandırmaz. Hepimiz duygu, inşallah. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Hepimiz de inşallah. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki başta Mustafa Taşkın başkanımız olmak üzere bize güvenen, inanan, bu görev bize layık gören yönetim kurulu arkadaşlarına ve ekibine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yani özellikle dün akşamdan sonra, dün akşam oturduk her konuda mutabık kaldık. Ondan sonra bize gelen tebrik telefonları ve bizdeki beklenti özellikle çok çok fazla. Bu da bizim görevimizin ne kadar zor olduğunu, sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğu konusunda bizi bir o kadar da olayın içerisine heyecanla çekti. Onun için diyor ki biz sadece elimizi taşın altına sokacağız bu durumda. Çünkü sorumluluğumuz çok fazla. Elimizden geleni yapmaya da değil. Konu parası olunca değil elimizden geleni yapmak. Elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmak zorundayız. Onun bilincindeyiz. O açıdan da daha fazlası Pazarspor'u bulunduğu şu yerden en yukarılara nasıl taşıyabiliriz? Onun hesap kitabı içerisindeyiz. Onun için de elimizden gelen en iyisini en iyi şekilde yapma gayretini göstereceğiz. O açıdan da biz geçmişte bir şeyleri başarmıştık. Umarız ve tek dileğimiz o. Şu anda Pazarspor'u bulunduğu şu konumdan çok daha yukarı taraflara, yukarı sıralara taşımaktır. Hocam anlaşmanızın süresi ne kadar? Öncelikle sezon sonuna kadar. Öncelikle evet, sezon sonuna kadar. Peki bir hedef koyuldu mu? Mutlaka yani hedefsiz bir takımın sonu olmaz. Yani ben şimdi tutup da zaten Pazarspor şu anda konum itibariyle güzel bir yerde. Yani şimdi atıyorum yani çok uzak gittiğim ama küme düşme potasında olmadığına göre şu anda mevcut playoff'un kovalayan bir takım görüntüsünün olduğuna göre zaten bizi seçmekteki amacın da bunu olduğunu düşünerekten de bizim hedefimiz kesinlikle ilk etapta playoff. Onun ardından da bir üst lige çıkabilmek. Bize beklenti de o yönde. Bizi arayanlar soranların beklentisi de kesinlikle o yönde. Onların tabii ki istek ve arzuları da bizi görevimize olan inancımız, mesleğimize olan inancımızı bir o kadar daha sorumluluğumuzu da artırdı. O açıdan da elimizin gelen her şeyini ortaya dökerek pazarsızlığımızı layık olduğumuz yere getirmek için en büyük çabayı sarf edeceğiz. Hocam kalan maçlar hakkındaki yorumlarınızı alalım. Özellikle iç maçlarda bir sıkıntılar oluyor. Kalan maçları ufaktan bir değerlendirme yapar mısınız? Evet, 26. Yani, hafta bitti galiba. İçeride 4 maçımız var. Dışarıda 5 maçımız var. Dışarıda oynayacağımız bütün maçlarda özellikle kafaya oynayan takımlar, playoff hedefleyen takımlar. Ya, kolay değil işimiz. Ama biz inandıktan sonra futbolcu arkadaşlarım ve biz ekip olarak yönetim kurulu bütün camiaya inandıktan sonra başaramayacağımız şey yok. Çok daha zorunu başardığımız kanaatindeyim. Ha dün evet dün dündür. Dün geçmiştir ama bugün elimizdeki mevcut kadro içerisinde bugün ilk antrenmanımızı da yaptık. O açıdan onların bize verdiği güven, onların daha önce izlediğimiz maçlardaki ortaya koydukları performansı bir tık daha yukarılara taşıyabilirsek ki taşıyacağımıza inanıyoruz. O zaman çok ummadığımız, hakikaten diyorum yani ummadığımız bir yerleri kendimizi görmemiz işten bile değil. Onun için de elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde onu yere getirmeye çalışacağız. Evet hocam siz başarılı bir hocasınız. Sizle beraber bir ikinciliği tattık. Kupanız orada duruyor. Evet inşallah. Tek amacımız onu ikilemek. İkilemek diyor. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim.